7 tır yardım gelmiş sanırım bu avuklar şeriatçı bu ne aha Ahmet Çakar bir şeyler paylaşmış dur bakalım oğlum bu bilet olayları sanırım doğru ya Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum acil operasyon düzenlensin ya dursun bugün istifa eder ya da operasyon ee, nereden başlamış Bakacağım Graal. İşin sonunda bu mülteci meselesinde her şeyin de sorumlusu önce Erdoğan sonra Kılıçdaroğlu. ikisinin de demiş donetin devamı gelmemiş abi. Donette harf sınırı olduğu için belli bir yerden sonra donetlerin devamı gelmeyebiliyor. Orada takılmış. İkisine de evet kızgın kırgın ve sinirliyiz. Kombinedeki Akman'ın yardımcısı Emircan. Paralar onun hesabında toplanıyor. Oradan paylaştırılıyor. Kendisine de ufak bir pay veriliyor. Oğlum şey çok garip bak yönetimi vallahi dünkü sinirle de eleştirmiyorum. Dünkü sinir için ayrıca bir eleştiriyorum da ortada korkunç iddialar var. Aman efendim bu her yerde oluyor diye işin içinden çıkamazsın. Hukuksuz mu hukuksuz. Sen bunu durduracaksın. İçinde biri varsa onu dışarıya gömeceksin. Hesabını vereceksin. Ee, yani hala çıt yok ya. Hala açıt yok. Ya da şey diyorlar işte hukuki gerekli adımları atacağız. Abi millet patır patır iddia üstüne iddia atıyor. Çıkıp bir tane delikanlı gibi konuşamıyor musunuz ya? Abi olaylar eğer doğruysa kulüp kapatmaya kadar gider emin misin yine de kulüp falan kapatamazlar rahatta kal ya. Oğlum Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı falan kapatacak büzlük daha kimse de yok. Bak evet Türkiye'de yaşayan insanların ve güçlerinin farkındayım. Kimse de yok. Ne olur? Adam başkanı şusu su bu su cartı cürtü tabii ki büyük cezalandırılır. Belki çok terslerine gider ülkede de olağanüstü durumlar olursa bak gerçekten olağanüstü kayyum atanır maksimum o kadar. Bence o bile çok düşük bir ihtimal. Var birinde ama neyse yok halk ekmek vallahi yok inan bana yok. Yani futbol zaten e, insanların bu arada Efeciğim hoş geldin canım içi. Futbol zaten insanların kafasını falan boşaltabildiği çok da para vermeden bunu yapabildiği nadir işlerden biri ki bunu yapmayı da istemezler. Güzel bir uyuşturucu futbol. Futbol konuşmak, etmek, futbol izlemek. <laughs> çok klasik bir söz ama harbiden öyle ya. Nasılsın Efe'cim kardeşim? Hadi dostum heyecanlıyım. Biraz ne için önce İslamcı ilan edildin? Yani evet. zıpladım yerimde heyecandan. <laughs> gurur duydun mu peki? Vallahi gurur duydum ve defseye geldim. Eyvallah. Çok, çok teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yat. Peki dünkü maçla alakalı ne düşünüyorsun Efe? Onu da bir sorayım ee, yani. Bunu ya biraz radikal olacak bu ama konuştuklarım. Haberin tabii ki, olsun. Tabii ki. Tabii ki. Sabırla dinliyorum. E, çok büyük bir gazla başladım. Açık konuşmak Hı -hı. gerekirse. Çünkü o şeref yoksunu ikardı falan biz yenilince biliyorsun. Post falan paylaşıyor. Tabi iyi geceler aslanlar. <laughs> <laughs> tabi tabi tabi. tabii. Önce karısına sahip çıksın. Ee, ve izlemeye başladım. Çok keyifliydim de aynı zamanda. Ve çünkü şeydiniz kötü oynuyordunuz. Ama dakika 65-70 civarları sinir olduğumu fark ettim kadim dostum. Young Boys o... evlatlarına. Ve nedensiz bir şekilde uyuz oldum karşı tarafa. İşte o sahanın içine iki kişi girmeler tarafta arabakıp bakıp hareket yapmalar. Ee, ya bu benim günün yak, yani eşcinsel olduğumu gösteriyor. Onu da söyleyeyim ama ben dün istemsizce yanlışlıkla da olsa Galatasaray'ı destekledim 65'ten sonra. Ama öncesi çok keyifliydi benim için. Ya genel olarak bir keyif aldığın gibi yalanı bir köşeye bırakırsak Efe. Yok ama sonra çok uyuz oldum bak vallahi yalan da söyleyebilir <laughs> mi? Şaşırttın beni vallahi ya. tabii. Ya yani, çok keyifliydim ben. İşte şeyi düşünüyordum. Acaba İrfan can mı paylaşır iyi geceler postunu? Polisini <laughs> 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 yoksa Mert Hakan'dan bir şeyler gelir mi diye? Abi çok sinirlendirdiler beni. Yani o iki kişi içeride bekliyor, evlatları yatıyor, kalkmıyor. O sahaya girip durmaları çok tiltti ya harbiden. Bir şey diyeyim mi? Bak, dün akşam biraz büyük kötü haberler aldım. Moralim zaten bozuktu. Maç da bozdu. Şeyi falan bir düşündüm. Ulan keşke sahaya girseler de dövseler. Hani zaten <laughs> eleneceğiz Bir elenmeyecek olsak bile elenelim kafasındaydım ben. Hani umarım Young Boys bizi eler noktasındaydım o olaylar yaşandığında. Ee, keşke dedim yani girse bir ikisini dövseler de belki bir en azından içimiz soğusa. Ama yani mesela Mustafa'nın kariyeri bitti bitecek. Ya belli yaklaşmış. Tabii hakeme tabii. saldırabilir. Yani oyuncu dövebilir. <gülüyor> 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 Birini yumruklayabilir. Aldığı ceza da koymaz hiç bize. Tabii canım zaten kırmızı yedi. Yani en azından yumrukla yeseydi mesela kırmızıyı. Zarar vermiş olsaydı daha hoş olabilirdi. Daha keyiflenirdim. Yani hem Young Boys dayak yediyle kalırdı. Hem siz elendiğinizle kalırdınız ya çok iyi olurdu yani öyle bir şey olsaydı. Neyse geldik UEFA'da kavuştuk artık bakalım. Bir bok yapabileceğiz Hiç mi? Bizde en sevdiğimiz zaman geldi Galatasaray'ın kaos sarayı dönemi. Bayılıyorum. <laughs> Eee inşallah bir iki kellenin alınmasıyla biten bir süreç bize çok iyi gelecek. Benim umudum Kimin o. Mesela, istersin. mesela Okan Burun Kanka, gerçekten Okanburu, Okan Burun'u ben dün akşam yollardım. Ama oldu. Tabii tabii tabii. Dün akşam hatta şey böyle devre arasında falan bile olabilirdi bilmiyorum biraz erken var <laughs> Yönetim kesinlikle Dursun Özbek'in artık Galatasaray'ın kapısının önünden bile geçmese çok memnun olurum. Dursun Özbek ve yönetimi hem dünkü meselelerden ötürü hem Erdem Timur'a yaptıkları zulümden ötürü hem bu çıkan evet. iddialardan ötürü bilet milet cahçurt şu an direkt yollanması lazım. Keşke. Peki Erdem Timur yönetimi teknik direktör olarak da Fatih Terim. Bu senaryo seni nasıl etkiler? Ben 26 yaşındayım daha önce hiç bu kadar sertleştiğini hatırlamıyorum. Böyle bir durumla karşı karşıyayız şu an. Yani 26 Peki yıl sence öyle... Fatih Hoca şu anda kapıları böyle tırmalıyor mudur? Hani Mourinho'da var, Avrupa'da belki kupa <laughs> alabilir miyim acaba düşüncesiyle. Hocanın <laughs> uçağı hazırdır bile. Şu an Bodrum'daki son şeylerini içiyor. Smoothie'lerini içiyor hocam. Ee, son yemeğini <laughs> yiyecek. Ağır ağır <laughs> kalkıp gelecek kardeşim. Milas Havalimanı'nda. Uçağı <laughs> reisinkinin <laughs> yanında. <gülüyor> tabii tabii özel uçak reisinkinin yanında. Bekliyor. <laughs> Bayan var mı Avrupa'da ya da Barselona kardeşim hemen yollayayım. Bir de şey tazminatı sen mi ödeyeceksin diye olmuş. Muhtemelen evet GS Store'dan bir şeyler alarak <laughs> ben ödeyeceğim ya da sen. Şakanın iddialarda yazıyor Galatasaraylı savcı arıyorlarmış üstünü kapatmak için ses kaydı var diyor konuşmalar için. Abi ses kaydı varsa yayınlasın. Ya kendi yayınlamasın da yayınlatsın. Kendi yayınlamaması daha iyi hukuki olarak. <laughs> Bunu da üstüne almasın yani bunu ilk ortaya çıkaran Altaylı değil mi? Konuştular ettiler evet. Dursun Atatürk Fatih Altaylı'yı aramış belgeleri paylaş biz de ilgileniyoruz falan demiş. Ya abi eğer ilgileniyorsan çabuk olacaksın. Kim Galatasaray'ı soyuyorsa hesabını verecek demiş bak. Aynen öyle helal lan Ahmet Çakar. Ahmet Çakar da ne seviyor bu drama işlerini ya. Tabii abi çok yakışıyor da bu arada. Evet yapıyor da biliyor da ya yapıyoruz bunu. Kimse kırmaya kalkmasın ortam dinleme kaydı da var. Hadi dursun başkan sana durmak yakışmaz. Araştır araştır demiş. Armicik 5. ayını kutlamış çok teşekkürler. Yani ne bileyim Galatasaray'ın adını şöyle bir meseleyle bile yan yana getirebilen bir adam yönetici olarak kalmamalı bence. Bu şeyden falan çok daha büyük bir olay değil mi? Çok takip edemedim ben çünkü bunu işte taraftar gruplarına bazen ücretsiz ve bazen değil sezon boyu i̇şte ücretsiz. İşte kanka bilet klasik var. Türkiye'de bu hepsinde oluyor da yani bizde sanırım daha büyük bir boyutta var ve bayağı elde demiş ki hepsinde olması bir şey değiştirmez abi yani. Bizde varsa biz bunun peşinden gitmeliyiz. Ee, var canım ya mesela ya. bizde de Anadolu GFB'den ben çok bilet almışım şahsen. Heh, bir, bir o, o gibi olduğu. işte kanka biletler kapatılıyor alındı gösteriliyor. Belli gruplara veriliyor. Belli gruplar üstüne para koyup satıp oradan para kazanıyorlar klasik sistem işte maalesef yani oradan da baya böyle korkunç milyon dolarlar gelir elde edildi iddia ediliyor nasıl ki yani bilet ne kadar ki milyon dolar yapacak ki ya. İşte ama belli bir süredir yapılıyorsa bu yani he toplam ya. işi başından tabii, tabii, beri tabi 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 anladım o derbilerde merhaba aslında mantıksız değil <laughs> <gülüyor> Kanka <gülüyor> para Galatasaray'a dönecekse bir düşünebiliriz kardeşim. <laughs> bunu, bunu, bir, bunu bir sorgulayalım. Dur bakalım. Of sırtım nasıl terlemiş ya kardeşim şu yaz bitsin artık ya. Bitiyor bitiyor az kaldı. Az kaldı Son kalemiz. günler inşallah. Sonunda yaz mevsiminden kurtuluyoruz. Fatoş'u getirin imparator bizde imza boş kağıda atılır deyip 3 milyon maaş artı tazminat alsın. Çıkaldığı gibi eşekleri Galatasaray'a aldırıp komisyon. Oh Vallahi bana uyar. Adamsın lan Tango necla. Bana uyar ben okeyim. Biraz da hocam kazansın. Ben varım arkadaşlar. Fatih Terim'e acil para lazım. Yayın bitir de tekrar izleyeceğim. Yarın daha çok uzun sür. Evet dostum buyur. Bir sorum daha var sana Tabii ki. Sara transferi hakkında. Ee, ne düşünüyorsun? Ve yorum yapmak için erken. Yani şöyle Hı -hı. 18 milyonluk topçu gibi gözüküyor mu? Gözükmüyor ama takımın en iyisi bence. En iyilerinden biri diyeyim daha doğrusu. Hı -hı. Ee, biraz zaman gösterecek. İnşallah götümüzde patlamaz. Ya şey içinde kanka bir de yani birkaç hafta bekleyelim öyle net konuşayım gibi bir fikir var kafamda. Yoksa bakayım şimdi diyeceğiz ki çok iyi. 3 hafta sonra sıçacak. Şimdi diyeceksin kötü. Lavuk bir açılacak. Barış Alper gibi. Nereden geldiğini şaşıracağım falan. Biraz bekliyorum bakalım. Ama o 20 mi? Yani 18 kağıtlık bir topçu mu? Şu an için değil. Bence kanka Fener'in aldıkları da değil yani. Şu fe... ya. Şu oyunlarına oldu. bakarsak. <laughs> Ne oldu kardeşim? Ya ben, İkimizin ben, de ortak ben, acısı ben, bu ya maalesef. Çok yaralıyım. Bak gerçekten ya libertem, çok yaralı geldin. Evet. Anla. <laughs> yani, Sen anlat. Ben <laughs> hızlıca bir tuvalete gidip geleyim. Senin derdini dinleyeceğim kulaklık. Hiç çok klişe olacak kadim dostum ama yani şimdi en nesli diye bir topçaldık biz ve kendisine 20 milyon para verdik. Ee, i̇yi topçudur. Sonradan açılır açılmaz bilmiyorum. Ama yani zaten elinde yani lige hakim, Avrupa'ya hakim gol oranında yüksek bir tane bat, şu ayımız vardı yani. Onu yedek olarak değil de belki as olarak düşünüp kadroyu o şekilde kurup orta sahaya daha fazla para harcayabilirdik. Ben Maksim'inden şüpheleniyordum. O ama bence boş çıkmayacak. Maksim'in olur gibi. Ama yani ennesi beni çok korkutuyor. Ya yeni bir, bir Süleyman, Süleyman yaşamak istemiyorum onu. Bir kere yaşadık o işi. Maksim'in yağdırıyor Hacı Onu ben de beğendim. Ya onun oynadığı top benim hoşuma gidiyor. Tamamen boş ötüyorsun. Tamam benim fikrim bu yani. iyi çıkarsa da patlamış olurum. Ne güzel bakıyorum. Yani ben boş konuşmuş olurum ama Fenerbahçe kazanır. Çok. Nesri bu birlikte tutamazlar. İnşallah. İnşallah Ferdi gitti sizde. İyi ki gitti Ferdi. O paraya ihtiyacımız vardı. Yapacak bir şey yok. Çok üzüldüm gitmesine. Ama çok para harcadılar bu sezon. En azından böyle bir satış iyi oldu. Belki başka transferi para harcayabilir. Nesri. Ya o ben, ben Ceko'ya çok uyuz oluyorum. Kodumun çocuğu görünce sinirim böyle sıçrıyor. O herifi sahaya sürdüğü ama ben bütün maçtan soğuyorum ya. Çok can sıkıcı bir tipi var artık. Koşmuyor da bir bok da yapmıyor. Yürüyor kodumun 45 yaşına gelmiş sahanın ortasında. Sana kıptırdığım konu en nesrinin toparlanma ihtimali. De. Ya inşallah toparlanır. E belki bakarsın Kevgir'e çevirir ligi. E in i̇nşallah. Ama işte bu riski almaya değer miydi bu sezon için? Mesela bu, bu, bu parayı daha garanti bir transfere yatırıp Batu Şua'yı tutmak mantıksız mı olurdu? Yani bu kadar 20 milyonluk bir şeye ihtiyacı, santrafora ihtiyacımız var mıydı bizim? Sevgili Efe, Johnson kanalında yüz değiştiren çocuk. Bilmem kim olsa seninle konuşsun dedim diye ban yedim. Sence yok ya Burhi'ye ben bence açılmaz Boruk. Bilmiyorum uzun Yani o, 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 riski 20 milyonla alır mıydım ben? Almazdım. Ama işte bu yüzden belki de çok param yok. Ferdi de geç açılmıştı. En nesri de açılır bence. İnşallah. Ya ama işte bizim ortası bir de Ferdi de gitti ya. Yani o taraflara daha fazla para harcayabilecek şeyimiz olsaydı. Şimdi bu adama 20 milyon harcadım. Oraya yapacağın takviyeye ne kadar para harcayabileceksin? Ondan bahsediyorum. Ya yani belki de Nesri patlamayacak. Bizimkiler Nesri yatırım olarak da düşünüyordur. Bu zararı kapatırlar. İnşallah. Sen Fener Beşiktaş rekabeti izleyecek. Ben bu konu hakkında yorum yapmıyorum. Bu Fenerbahçeli olarak ee, kendimizi henüz daha şampiyon ilan etmedim. Onun daha iki haftası falan var herhalde. Mourinho'nun tazminatına para ayırın. Kadimler başladı mı peki? Şampiyon ilan etme çalışmaları. Ya Kadim dost şöyle. Bak Mourinho'nun gelmesi bu yüzden çok iyi oldu. Ben bu 5-0'a da üzüldüm açıkçası. Onu ben da hiç söyleyeyim. üzülmedim. Galatasaray'ın 5-0 <laughs> yenilmesi çok iyi oldu. <laughs> ben ondan bahsetmiyordum kadim <laughs> dostum bu sene en azından biz Rize'ye 5 atmayaydık böyle 1 0 2 öyleli 5. Ben 5 deyince aklıma Beşiktaş maçı geliyor maalesef. <laughs> Başka bir şey gelemiyor. Allah razı olsun o kavuşalım. Ya çok korkuyorum Bahadır. Bak bunu bir arkadaşım, bir kardeşin olarak hmm. söylüyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Ya yani e, Bu sene de eğer olur da böyle şampiyonluğu ucundan... Şimdi mesela biz 13. 14. olursak eyvallah yani rezalet. Ama şey var insanın içinde. Hı. Tamam zaten şampiyon olamayacaktık bu sene. En azından bu sene Mourinho'su kalsın. Seneye kesin toparlarız gibi bir şey olur. Ama ya her sezon ya ikinci ya üçüncü olmaktan sinir <laughs> stres <sevin> <laughs> Kanka ben şeyi oldu. merak ediyorum. Federasyon değişti. Evet. Çok iyi trans ya iyi para döküldü transferi. Daha dökülecek de herhalde. Ee, bir de Mourinho getirildi. Hani bu evet. senede olmazsa Kimi suçlayacağız? No mı? Evet yani bir kim suçlanacak? iki hani kim getirilecek? Hani sırada kim abi yani? Guardiola falan mı getirilecek? Nasıl i̇şte olacak işin bu iş? En kötü kısmı bu. Aykut dost. Kocaman getirilecek değil mi? <laughs> Hayır belli değil. <laughs> Bülent, Bülent uygun getirilecek bundan sonra. <laughs> İsmail Kartal daha. Ama şimdi şöyle kadim dost. Mesela Ali Koç'u suçlayabilir misin eğer? olayı saha dışına taşımazsa bu sezon. Mesela Ali Koç yüzünden biz bu sene şampiyon olamadık diyebilecek miyiz? Bir, bir başkan daha kimi getirebilir ki amına koyayım? Kendisinden nefret ederim. Takıma verdiği katkı da bence sıfır. E am koyayım. Şimdi ne olacaktı daha? Daha bir, bir başkan ne evet, yapabilir? Evet şu an diyorum? çok Ali Koç'un yapabileceği bir şey yok gibi ya. Yan düşündüm üzüldüm Ali Koç'a. Yani onu yaladığımı düşünme. Şundan dolayı. Anlıyorum bile... yo, anlıyorum. Kimi getirsin? Yani... Ha kimi suçlayacağım mesela şampiyon olamazsak artık şey mi diyeyim? Tamam biz artık bir Anadolu kulübüyüz. Hani bunu da kabul edelim ve buna göre devam edelim mi olacak? Anasını se çok korkunç var. Sezon sonu ödüm bokuma gerek. <laughs> La Lali demiş ki şampiyon olamazsa Fenerbahçe stadyum ismine İsmet İnönü'yü de ekleyecek. <gülüyor> <gülüyor> Woof, Abi, ya ben şeyin etkili olabileceğini düşünüyorum geçtiğimiz hafta yapılan bir Ali Koç ziyareti Ali Koç biliyorsun devlet evet, beyin evet. belki de kardeşim belki de ya, o sene bu bir sene dakika. bak Şimdi kanka şeyi de olmazsa harbiden daha ne yapılsın bu adam daha ne ne yapsın bak gerçekten buradaki herkese sesleniyor 3500 kişi ya futbol takip eden kaç kişi var objektif bir şekilde daha şampiyon olmak için bu imkanlarla ne yapılabilir ki? Kimi getireceksin daha? 20 milyon vermişsin Santrofor'a Mourinho'yu getirmişsin. Kaç para verdiğin de belli değil. <laughs> Ama orta saha beklentisi var Fener'den Fener agalarda Almaz Ali onu, Koç yine onu ona Onu ana alarak, evet. gireriz canım. Daha o para hmm. harcayacak o transferi. Ferdi'yi sattın. 35 milyon para geldi oradan. Onları i̇yi yaptıktan ya. sonra. Çok iyi para. Bir de şey de eklemiş %10 sonraki satış iyi bence. Abi patlarsa matlarsa oradan tık kesersin biraz. Bence Ferdi'nin için burası basamak ya. Ya bilmiyorum ben Ferdi'yi daha büyük kulüplere yakıştırıyorum. Burada hani bir sene falan oynar, iki sene sonra uçar gibime geliyor inşallah da öyle olur bak. Tabii şöyle o konuda da Ferdi'nin ben biz olarak Fenerbahçe olarak yerini doldurabilir miyiz bilmiyorum. Ama bir sene daha dursaydı çok değer kaybedebilirdi o çocuk. Bir de Fenerbahçe'de artık psikolojisi gitsin bir Avrupa falan görsün. Yaşı daha da geç olmadan o yüzden çok sevindim ben transferine. İnşallah darısı Barış Alper'in başına gider o da seneye falan ya da yarın. dursun dursun biraz daha dursun Barış Alper. <laughs> ben Barışın. bu sezon başı İngiltere'ye falan gidince çok umutlanmıştım böyle belki. Ben Kerem falan. gidecek diye çok korktum ya. İyi ki gitmedi. Bir de yazık adama mobbing falan yaptılar. <laughs> Abi Azerbaycan'da kick kapandı ne yapacağız biz sesimizi nasıl duyuracağız haber sayfalarının de değil bu konu bir şey söyle. Ee, abi kikin harekete geçmesi lazım Azerbaycan'da bir avukat tutacak avukat halledecek yasaklanma sebebi neyse çözecek geçmiş olsun. Benim bir tane arkadaşım var <laughs> tanıdık avukat ben onu yollayayım çok geçmiş olsun. Niye kumardan mı sizde de kumardansa Türkiye'deki tarifeyi uygular açarlar ya. Burhi Burhi'ye yazın ya. Burhi'ye yazın. Burhi süreci anlatsın ne yapacağınızı. Neymiş, Aa hoş geldin de. kardeşim. Sen de mi buradaydın? Hoş, hoş bulduk. Burada, şimdi buradayım. Şimdi geldim. Olsun. Tabii Bahadır'ı İslamcı ilan ettiler. Hemen kapattın sesini. Destek yok, olmadın adama. Yok kız konuştuğunuzu fark ettim. <laughs> kız konuştuğunuzu fark etti hemen yayına gireyim dedim. Kaç paraya gitmiş Ferdi? Ferdi'den özür dile. Gerçekten özür dilerim. Yani milli topçu. Oğlum Ferdi'yi çok seviyorum kanka. Ferdi'yi çok seviyorum ve Ferdi'yi kız Ferdi diyen herkesten nefret ediyorum. Ferdi Fener'den gidince sevindin değil mi? Mutlu oldun. Tabii ki de. hem de artık de daha, sevindim, daha çok övebileceğiz hem de Fener'den evet, gitti daha daha diye. Ben de Ge Geçen gün kanka Galatasaray Lig maçını izlemedim. <laughs> Oturdum kanka Arda'nın Real maçını izledim. Dünyanın en sıkıcı maçıydı bu arada ilk yarısı. Nasıl Köpek oynuyor bizim çocuk? kanka maalesef şansı iyi değerlendirmedi. Kötü oynamıyor ama öyle bir takım ki kanka iyi oynasan bile kesinlikle senden daha iyi performans gösterenler oluyor. Çok şüpheli forma. Çok hmm. şüpheli maalesef. Çok zor olur o 11'i. Çok manyak adamlar var çünkü. Bir de e, asıl mevkisinde oynatmadı. İlk yarı etkisizdi. ikinci yarı şutları başladı demişler. Bakalım inşallah bir iki sakatlık olur da umarım bir süre en azından şöyle bir, bir ay bir buçuk ay falan ee, şeyi bulur, forma şansı bulur. Oğlum bizimkiler acil koduyla toplandı, toplantı vardı. Hani bir şey çıkmadı toplantıdan. Saat kaç? Aaa! Harbiden... Şampiyonluk kutlamış olabilirler. Bu ne? İslamcı olmuşum. Ama tam da bir İslamcı değil bu. Hindistan'daki bir İslamcı gibi biraz. Yani bu çok kötü bir İslamcı ol. Ya biraz daha iyi Ben iyisi böyle olsa... bir İslamcı olmak istemiyorum ya. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> kardeşim değiştirelim bunu. Bu nedir a***yum? Hayır hayır. <laughs> Bunu değiştirelim. Hindis kongrede Ramji. Yeni dağıtılmış. Servis yeni yapılmış. Chatten öyle bir duymalı. <laughs> Yakışmadı. Ben demedim. Ben demedim. Chatte birisi yazmış. Yakışmadı. Birisi kim? Punk İslam. Erlik. Ah, ben de tam ondan bekliyordum. Bahadır, oyun oynayacağım mı? Ona göre ders çalışacağım. Bilmem. Ben bugün ne yapacağımı bilmiyorum. Birazdan belgesellere geçeriz. Sonra biraz takılırız. Ondan sonra şey yaparız. MY falan Zap oyuna geçer miyiz bilmiyorum ya. Söz veremem valla. FC Young Boys diye bir takım varmış. Bu kim hangi Abi Young Boys denen takım Türkiye'nin alt sıralarındaki takımlarının yedeklerini alıp bunlara top oynatarak Galatasaray'ı içeride dışarıda yenmeyi başarmış bir takım. Bu sezon yenebildiği tek takım da biziz. Böyle bir takım bilgiler. Evlatları Averaj takım olacaklar orada. Ya olacak mı olacak? Adam parayı cukkaya koydu mu koydu. Biz koyabildik mi koyamadık. raya yedik. Koyamadınız bir de çok ruhsuz ve hani karaktersiz de bir oyun oynadınız. Sakın yanlış anlama bu söylediğim ama ya ortada ruh ben yoktu. Ben söylediğinin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Biz bir oyun oynayamadık. <laughs> Yani bir şeyler oldu. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bak bunu genelde insanlar söyler ama ben bunu harbi söyleyeceğim. Hani meseleyi abartmak için falan değil. Hı hı. E, herhangi bir halı saha takımını götürüp Galatasaray yerine oynatsaydık dün bence hı hı. daha iyi top oynayabilirdik. Çünkü yine ak bak hatırlıyorum maçı. Yan pas, yan pas, yan pas, yan pas, geri pas, ileriye şişir. Yan pas, yan pas, yan pas, geri pas, ileriye şişir. Arkada boşluk ver, kontra ye. Yani bence halı sağdan takımı götürsek denerdik. En azından halı sağdan götürdüğümüz takımdaki adamlar dayak yemezdi. Diye de düşünüyorum. Düşün de öyle bir tarafı da var evet. Utanıyorum bunu. Bizde o yoktu ama bizde de Ali Koçu dövdüler maalesef. Ya ben en gurur maalesef. duyduğum özelliğimizi kaybettik bizde. Yani hmm. sonunda sizde dokunulabilir oldunuz yani Gidip yeniyorduk ve dövüyorduk. Hani haklı haksız bu işlemi de gerçekti <laughs> ama başkanımızı dövdüler bizim de yani. Arkadan. Abi bu e gerçekten... Ben adamların niye kazandığını buldum sanırım kanka. Adamların ee, sol Beki, bir tane böyle işit sakallı bir adam vardı. Cezayirli Yahudi'ye benziyor. Adam haram diye maç görüntülerinde kendi diz kapağını sansürleyip atıyor Instagram'a. Biz bunu nasıl, nasıl yenelim ki? Ya tamam nasıl bizde yenecek? de Kerem var, eyvallah ama bu seviyede hiç değiliz ya. Oğlum ben dün <laughs> dedim Kerem'i nasıl yenelim? Değil. Aa, ne mi? oynatacaktı kanka. Oğlum evet ya o free'yi yine Nasıl şey yapamadı Kerem? Ben kesin gol bekledim bu arada Kerem'den. Hayır oğlum Kerem direkt maçı satardı gerçi ya. Onu gördüm. Kerem dün iyi oynadı. Kerem dün iyi mi oynadı? Kerem dün, dün iyi oynadı, oynadı evet. Bence Kerem dün yarrak Takımın... gibi oynadı, deli gibi de pas kaybetti. Kanka, Keşke yuhlasalardı Kerem'i. Ya e. bir, yani bir şey söyleyeyim, atak yaratabilen nadir oyunculardandı ve buna rağmen kaybetsin, yaratsın pozisyon ve kaybetsin. 86. dakikada bile geriye koşan iki kişi vardı. Biri Kaan Stoper, biri de Kerem zaten. Koyayım. Yani bence Kerem'e haksızlık etmemek lazım. Götünü yırttı. top, top kaybetti. Yani kayb tamam mesela kurmaya çalıştı da o seviyede futbolcunun o kadar kötü ve rezil. Ya şöyle Kerem'e sıra gelmez biz eleştiri yapmaya başlarsak. İşin öyle bir tarafı var. Çok daha ruhsuz kötü oynayanlar vardı bence. Efe sen Kerem'in İslamcılığını mı kıskanıyorsun? Kerem Yok, kadar olamadın diye Olamadığın için. <laughs> Bilmiyorum bence biz ondan daha radikalizdir. Ya, Twitter'da öyle <gülüyor> <söylerim>. <gülüyor> Bu bilgisi de iyice İslamcı oldu. Ha. Ya yanlış mı ama mesela yani işte Golan tepelerini görmek istemez misin kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Sancağımızla. <gülüyor> Sancağımızla, <gülüyor> Sancağımızla yürüyelim istemez <gülüyor> misin? <gülüyor> İsmail Eagle 31 lira yollamış. Abi Avrupa Ligi'ne baksana Galatasaray'ı dümdüz ederler demiş. Galatasaray bu şekilde devam ederse Avrupa Ligi'ne gerek yok. Bizi herhangi bir yerde dümdüz edebilirler. Biz dünkü oyunu oynamaya devam edeceksek. İnşallah Rabbel Alemin. İnşallah. Ya, Şöyle var, bizden evet. de bir 4-5 yesenize. Bak 6 demiyorum. artık. Yiyeceğiz çok şey bu arada olacak. kanka. Yemin ederim Oldun. yiyeceğiz. O. Cavs yapma çok, kanka. Yapma kanka. Çok, çok çabuk oyundan düşüyoruz. Bak Beşiktaş maçında da öyle oldu. Dünkü maçta da öyle oldu. Lig maçlarında... Çok çabuk oyundan düşüyoruz. Fenerbahçe maçında yiyeceğimiz ilk 10 dakika içinde bir gol o maçı 6-7'ye götürür. Sıfır şaka söylüyorum. Ben bir şey, bir şey söyleyeyim adak Eğer atacağım. bugün yönetimden istifa gelmezse ya da işte hem yönetim hem hocadan falan yenilmemiz bence Galatasaray'ın hayrına olur. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu yönetimle devam edersek bence uzun vadede Galatasaray'a Fenerbahçe yenilmekten çok daha büyük zararlar açacak. Hem futbol hmm. anlamında hem futbol dışı işlerde. Yani yenilsek herhalde bunları şutlarız. Eğer bugün şutlayamıyorsak. Neden olmasın sevgili kardeşim? Peki acaba Fenerbahçe için bu sene gelen bir şampiyonluk mu yoksa 6-0 bir Galatasaray mı? İşte o da. Hmm. O da önemli. Bizi 6-0 yenin biz şampiyon olalım. Ben varım galiba bu teklife ya. Yönetimi yönetimi şutlarız Aa. derken hayrola. <laughs> ya yapma böyle şakalar be kardeşim. Ne <laughs> Motor refleks sevgilerlik. Bu arada <laughs> ne şakası? <laughs> Motor Anlamadım. refleks. Abi gelince hatırladım. Ee, Fatih Terim Trabzonspor'a geçtiğimiz hafta şey demiş. İki hafta bekleyin Galatasaray'dan haber bekliyorum. Berber infosudur kuzenimin. Berber kardeşim. %100 doğru. Fatih Terim ben ve Trabzonspor mu? Evet yakışır mı abi? Denemek lazım bilmiyorum. Abi peki İsmail Kartal görmek ister misin bir Trabzonspor'da? <laughs> Dayak yer oğlum İsmail Kartal. Valla Ersun Yanal yemediyse o yemez. <laughs> abi o da Ahmet Spor'a gitti ya. Oğlum Ersun görüp görebileceğiniz en büyük kolpacı her yere ayak uydurabilen, mahallenin kaşarı var ya. Aa, evet. her yere ayak uydurabilen, her yere Ama. girip çıkabilen böyle herkesle. Ulan bir insan hem Trabzon'da hem Ahmet'te nasıl çalışabilir? Mümkün diye anladın mı? Ağzına sağlık abi, iyi dedin. Aziz Yıldırım aktıymış o zaman. Ne ne derken? E, antrenman saatlerinde yaparken haklıyım. Hayır, ya. escort, eskort, escort, escortlardan <laughs> kulüp, kulüp <gülüyor> evet, borç kulüp boş batağına batmış değil mi? Evet. evet Anca evet, premium evet. escortlarda falan takılıyor böyle. 5000 dolarlık escort. Ya bir saniye şimdi, bu konu hakkında güzel <laughs> <yapmam> lazım. <gülüyor> 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 o... <gülüyor> <gülüyor> premium <gülüyor> escort 10.000'den binden sonra başlıyor. Yani bilmiyor <laughs> olabilirsin ama. <laughs> ya Ram da büyük bu bu demin abi... girecektim de demin girecektim de yarrağımı anca toparladım. anca sızdırabildik kral. Ve süpürge şey gibi anladın mı? Süpürgeler var ya şey fişini <laughs> çekiyorsun tekrardan. <laughs> bu da öyle. Yarrağı anca geri çektim kral. Galatasaray Evin oraya buraya. Spor ya, üyesi olarak. ve yönetim kurulu üyesi Ali Yüce Bey istifa etmiş. İnşallah devamı Bravo. gelir yönetim seçimi Tebrik ilan ederim. eder. Bu, 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 an, bu, yönetimin neresinden mahrem yapıdan mı? Hayır kardeşim ya. açık yönetim kurulundan. Bak gerçekten Galatasaraylı Hukukçular <laughs> Derneği'ne se seni, ihale edeceğim <laughs> birazdan kardeşim. Kaykallar ve Erlik. iki konu başlığı. <laughs> görüş, Galatasaray, Galatasaray bir bildiri yayılım. olarak Galatasaray'a hizmet etmeyi her zaman vazife bildim. Cart yurt. Geçildiğimiz günden bu yana şunu yaptım, bunu yaptım ama ciddi görüş ayrılıkları içinde izledim. Yol ayrılıkları. Açıklamayı mı okuyorsun? Geldim. Evet. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ahvali. Ahvali ötürü kulübümüze büyük bir prestij ve maddi kazanç sağlayacak olan Şampiyonlar Ligi playoff rovanş maçımızda saatler kala resmi hesabımızdan paylaşılan açıklama usul ve zamanlaması şahsım adına bir karar almayı zorunlu kıldı diyerekten istifa etmiş. İnşallah devamı gelir. Erlik. Erlik sizin şampiyonluk ne zaman bir dahaki? Kimin? Sizin. Trabzonspor'un mu? Başka kim olacak? Ne biz şampiyonluk için oynamıyoruz ki ya. Ne için oynuyorsunuz? Babanızın hayrına mı oynuyorsunuz? Vallahi babamızın hayrına oynuyoruz. <laughs> Eyvallah kardeşim. <laughs> Bir dahaki ya, Trabzonspor şampiyon olduğunda şey Abi oğlum, ben kutlamayı futboldan kutlamayı anlamıyorum geleceğim. ki koyayım. Niye niye soruyorsun niye Ne bileyim <laughs> niye ben? Soruyorsun Trabzonspor'u ben. seversin <laughs> ama yine de nasıl futboldan anlamıyorsun yani? Tabi tabii. Ben futbol takip etmiyorum. Futboldan anlamıyorum. E, Trabzonluyum dolayısıyla Trabzonsporluyum o kadar sadece. Linkler odasına bakar mısın? Bakayım sevgili kardeşim. İstifa daha varmış. Savaş Çorlu. Adile Yükse. Hayır o yok. Yönetim toplantısı bitti ama açıklama yok. Ali Yüce'den Bu sonraki... Bu sefer yok. yok. Ali Yüce'den sonraki ikinci istifa yine bir tecrübeli isim. Ve camiada Ali Yüce gibi sevilen kişilik Niyazi Yelkencioğlu oldu. Daha kaç istifa lazım? Dört istifa daha mı lazım? herhalde 20 gün daha direnirsen hükümet düşüyor. Düşecek. Evet. Abi bir saat 21.00'a kadar direnebilirsek ah. yönetim toplantısından çıkan bildiri Tijan kara şok olacakmış. <laughs> sen böyle şaka yaparsan hiç yersin herlik yemez ama haberin olsun sadece bu uyarı <laughs> sevgili efendim. <laughs> be, be, ben ben likmet bu konularda hiç işlemiyorum. istediğimi yapabiliyorum. Bu ne? Son hakkında düşünüyorsunuz. Bizim Bilal'in hesap ne diyorum Bilal? Babam polis ama damadı kodadı mafya. Memleket haymana. Özellik suç aleti. Zeka doğal 10 -10. seçilim ya. Sabır onda bir. Bana olan aşk ve bağlılık bilmem kaç milyon. Özlem 10 10. Korku sadece Allah Celle Celaluhu yetenek hmm. içeride hmm. bana boncuk yapıp adam dövme o sırada içeride çamaşırları çitilerken tek içeride pişman, sabunu düşürüyordur bu tek pişmanlık beni görememenin hasreti diğer adı gıycı yani Allah akıl fikir versin ne diye diyeyim ya şurada burada tek doğru olan boncuk yapma evet buradaki tek doğru bilgi boncuk bir de muhtemelen sabır şey. Yani onun üzerinden bir. Bu doğru olabilir. Hayır. Onun dışındakiler pek inandırmadı. Allah çoluğumuza çocuğumuza akıl fikir versin kardeşim. Ne diyeyim? Dua edeceğiz. Böyle olmamaları için bekleyeceğiz. Lan bana bak Efloş. Bana bak. Böyle o değil de neden ankesörlü telefon? Çünkü Galatasaray'mış. Red Gleeson kardeşim. Ne alakası var? Neden dedi ankesörlü telefon? Hmm. O sorusunu cevapladım arkadaşım. E sen cevaplamıyorsan ben chat'le ilgileniyorum. Ne istiyorsun da? Abi Mehmet Şimşek istifa etmiş. Doğru mu? Sence doğru olabilir mi? Bugün için değil en azından. Yemeye çalışıyorlar ama şu an için öyle bir şey yok. Bakalım kim kazanacak bu savaşı? Bir süredir böyle demiyorlar mı? Evet diyorlar. Bilerek çıkartıyorlar bence haberleri zaten ya. Ama şu an için öyle bir şey yok herhalde. bir Ah ne oldu söyle kral. bir şey söylemiyorum ya yarram bakayım ya yine ya kral Yanlış korkunç bir ülke ya kral nasıl başa <laughs> çıkacağız bunlar. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız bilmiyorum ya küçülsek mi bakayım derdimiz başımızda aşkım kral ha, hem de iki mana <laughs> Pek bir şey Ay, demedim. Geldi geliyor gidiyor. Az önce bir kulaklığı kapattı geri açtı. <laughs> Bana yani. bak. <laughs> Yarramım, özürüm, kral. Ah, Bana bak mikrofon diye uzatırım sana. Ne oldu anlayamazsın ha. Akıllı ol. Bu gitmeyecek miydi Ne işi var bunun Bana burada? Bana bak dedi, ben tehdit anladım. etti ve gitti. Evet, belki de yolda bizi dinliyordu. Sa sabahtan beri an. ev temizliyorum Susun. Sen Al işte. Vay, ne oldu? Alfa erkek falan filan. Ya yardımcı hanımefendiler abi. var o ayrı. hanımefendiler var. hanımefendiler var. Ya evet, evet. ne olacaktı kral bu yara nasıl takılır? <laughs> <laughs> salak <gülüyor> Kral. Biz öyle diyoruz erlikcim Almanya'da Biz senin gibi tuvalet çitleyen Polonyalı çalıştırmıyoruz. <laughs> Oğlum seni Slavlarla polonyalılara niye böyle bir derdin var? Beyaz ırktan ne istiyorsun Alper abi? Adam temizliğini yapsın ya. Ben keşke bir de ben yapsam. Alper'in derdi orada tuvalet temizliğinin doktordan fazla kazanması Türkiye'de. Ona kızıyor Alper. Ekonomi Alper'i çok öyle yıprattı. Ama harbi öyle <laughs> Alper'i çok yıprattı ekonomi. Bu ekonomi ne ya? Bu ekonomi ne? Ya kral. Aha Fenerbahçeliler de yangına başlamış sanırım. O Leylan her yerde kaos ne, st -stab var. Niye mı yani yine? Hayır. Yoksem <laughs> Mourinho getiriyorsan, bu maliyete giriyorsan sözlerini tutacaksın. Bu arada Slavlar beyaz değil. Teşekkür ederim. Eyvallah abi. Bakayım kaç saattir konuşuyorsunuz burada? Ben demin koşuya gittim, şey aldım <laughs> seni. Kulaklı aldım, siz dinliyorum. Sesi solu çıkmıyor bunun. Geldik iki Slav kadın konusu geçti. Zart diye mikrofonu açtı hemen. Dayanamıyor evet. Nasıl kral ya Ya kral. Neyse. Putum gibi yarrağım var. Transfer istiyormuş <laughs> Fenerliler kardeşim. <laughs> Alper abi dedi zannettim son cümleyi. Erlik taklit işinde var ya. Erliği yeteneksizsiniz Türkiye'ye göndereceğiz kardeşim. El birliğiyle. Orada taklit yapacak. Birinci seçilecek. <laughs> Belki de <gülüyor> <izleyeyim>. <gülüyor> İmamoğlu evet, sakinliğinde evet, hala aday. Yani ya. Efe sus diyecektim. amına koyarım Caz senin. birinci olabilir diyecektim, Efe şapkaymış Arkadaşlar... aldı. <gülüyor> <gülüyor> köpek almış, <laughs> Efes salak köpek almış kanka, çipini e, ayarlamışlar, eski sahibi işte bir at koymuş onu değiştirmiş, köpeğin ismini ne koymuşlar? <laughs> ne koymuşlar? <laughs> Jobs. Yorum yapmak istemiyorum. Böyle <laughs> yani şaka mı olur oğlum ya? Adam ay adam dost oluyor kanka. 10 yıl 15 yıl beraber geçireceği dost olacak kanka. Şaka olsun diye köpeğin adını Jobs koymuşlar. Ya anana babana ne da falan Abi işte en sevdiği dostunun adını 10-15 yıl beraber vakit geçireceği bir dostuna vermiş ya gibi bakabiliriz. Bir... <laughs> oğlum Mehmet çok başka bir adam Ben onu bir paylaşmayacaktım. Ben Jaws diye şey sipariş ettim. O gelsin onunla paylaşacaktım ama. Oğlum bak. annene babana nasıl açıkladın? Hiç kızmadım. Annen seviyor beni. Şey demedim. Ne yapıyorsun sen falan Yo, diye. Yok yani direkt Jaws. Oturdu zaten. Ya kral. Tam... Yorum yok. Peki bir şey söyleyeceğim. O kişi karnesine de ismini Jaws yazdırdınız mı gerçekten? Yoksa evet, gö. Evet. Aha, bayrak. Direkt kimliğe, şey, çipine Javs ve benim soy ismimle kayıtlı. Efe inanılmazsın lan. Ben şey diyordum hani ismini <gülüyor> başka, <gülüyor> başka bir isim abi. koymuştur. Hani göbek adı da Javs aa falan yapıyordur diyordum. Ya ben çok bile beklemiyordum oldum. bu kadarını. Kanka Anladım. bunu valla vallahi bilerek yapmadım. Ha. şakayla bu <laughs> başladı. İşte sokakta kalmış. şey olacaktı. Başıboş it olmasın diye. Hı <laughs> hı. Sonra biraderle gittik aldık işte veterinerine götürdük. Çip bip muhabbeti çıktı. E dediler ki ismi ne olsun? Önceki adam çok kötüydü. Dedik ne koyalım ne koyalım gelmedi aklımıza bir şey. Dedim Jaws olsun. Ben <laughs> bunu <laughs> dedim Jaws olsun. şaka yaparım falan öyle yazıldı. Ya kanka bar benim soyadımı yapaydın veya Karanlı falan yapaydın. Soyadım <laughs> niye G harfiyle başlıyor? Oğlum bak sen ne salak bir adamsın ya. Ne kanka? Ana hani oğlum yeni istifa falan yok mu? Gözümle bir köşeden onu kesiyorum sürekli. Aha Kemal Kılıçdaroğlu'na 3,5 yıl hapis ve siyasi yasak istemiyle dava açılmış. Neyden açıldı lan acaba? Bir sene önce yapamadınız mı şunu ya? Bir, bir sene, <laughs> bir buçuk Önümüzdeki seçimi kapsıyor mu kardeşim? Gerçi kalkması 3,5 O güzel güzel. İyi iyi. <laughs> Malum kelime hala yasaklı mı? Hangi kelime? Malum, malum derken <laughs> bilemem ki hangi kelime olduğunu. Hangi harfle başladığını yazsın, biz anlarız oradan. <laughs> ha kurbağa mı? Kurbağa yasak değil. İbne, ibne de değil. Malum deyince benim aklıma sürekli aynı kişi geliyor. Kişi Pas etmesen de kişi geliyor. Böyle bir bilinç alanı. O dur o. Bozulduk. Bozulduk. O Kim gelecek ya benim Oğlum. yarramdan başka? Ya kral, ha yarram kocaman. Eee, bakalım. Morunyo fotoğrafı atmış adım bana. Oğlum aşık mısın lan bana niye atıyorsun Morunyo fotoğrafı? Ya kral. G'yi yazmak yasak değil. Hayır, gay yazmak da yasak değil. Chat'te çok az şey yasak. Ya Kıymerli geldi ya azam. banlandık ki alın yüzünden. Tabi Alper abi bir de öyle bir olayı vardı. Suçu neden erliye attın Alper abi açıkla. Ya bugün hangi paşayla görüştüm tamamen sana iki at veriyorum. <laughs> Bana bak. Beni çıldırtma. Koca yarrağımı laso gibi atarım üzerine anlıyor musun? <laughs> ne gibi ya ne gibi? Yarrağımın altında izinirsin. <laughs> ya paçamdan sarkıyor yok ya ben, ben de diyorum nereye de yok koyayım ya. Ayağımın altına kalmış <gülüyor> <hepimiz>. <gülüyor> Kemeniz Kemeriniz çok farklı. Ne kemeri ya? Mal mısın kızım? Yarrağım o benim. <laughs> kulaklık kapalı. Kulaklık kapalı olmasaydı gelirdi şimdiye kadar. Hayır ya o yayını izliyor. Alper abi o kadar narsist ki kendi sesini tekrar duyabilmek için televizyonda her daim yayın tekrar dönüyor onda. <laughs> şey Açık. değil mi padişah gibi Aynen. böyle bizle muhatap Aynen. olmamak için Aynen. bizi televizyondan A dinleyip cevabı buradan Aynen. veriyor falan. <laughs> ah yavrum yankısı çıkmış kral pardon ya. Bir saniye. <laughs> Garez bu ne? Burada bir cinsel tansiyon var mı? Ne cinsel? Bu ne? Gavsımın şekerini. Bu ne be kardeşim? Tek gerçek menzil. Erlik menzile ne zaman gidiyoruz kardeşim? Yeter artık. Aa bizim şeyleri atıyoruz menzil muhabbetlerine. Tabii ki hatırlıyorum. Her birini. Tarikat dönemi. Ne zaman lan bizim tarikat belgeseli dönemi? 2 yıl i̇ki oldu girdi, mu? 2 yıl olmuş ya. Yani. 2 yıl falan oldu. Hem yayın hem space hem senin YouTube videosu zaten geliyor, geliyor, geliyor. Oğlum bir ara herkes geliyor söylüyordu. Da... Evet. Tamam saat ya. <laughs> Ay sonradan <laughs> mimlerde falan da kullanmaya başladılar o parçayı. Patladı yani. Boyuna posuna kurban oldum. Yeni bölümü gelecek mi? Yoksa o seri bitti mi? E yeni bir Yok, içerik dördüncü, yani. dördüncü bölümü gelecek. Siyaset hmm. bölümü gelecek. Acil gelsin kardeşim. Millet kurumuş. Haberin azın. İçerik yoklu. Hiçbir şey Usuf değişmedi. Muhalefet umursamadı. Abi yani ne diye çok da ya, insanların bilinçlenmesinin dışında çok da bir şey değişmesini beklemiyorum ben açıkçası. Ne Muhalefete muhalefet muhalefet yapmayın. de değildim açıkçası. Neyin ne ne konuda? Şey, ne konuda? tarikat meselesinde. Ha oğlum muhalefet için yapmadık ki onu bakayım. Muhalefet Hı. etmeyin. AKP'li misin sen Efe? Evet. Muhalefete muhalefet yapmayın. Hı. Muhalefete muhalefet etmeyin. Muhalefetmeyin. Ah, Sırf... ah Kemal'in üstüne fazla gidiyorsunuz ya. Ya adam gibi adamdır a... o. Bu var da boyu benim yarramla aynı yani. Aslında MP çok da ya, fena muhalefet... değil yani. <laughs> Hayır. Bir de ilk zamanlar ismini Necmi Karayalan falan diyordu ya. O zamanlar şeydi. Onun kıyafet konuşturmuyordu bir de. Evet. Ya Devlet Bahçeli'nin konuşmasını izledin mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Devlet, <şeydi> <gülüyor> mi değil <laughs> mi? Devlet Bahçeli Urgan konuşması. <laughs> Tekrar <izle>. kaydedilmiş <gülüyor> <gülüyor> koyun full D yazıyor o çıkıyor geçmişten. Dün de konuştuk ya bizi kişisel Google olarak. Aa kral burada devlet bahçeli ne demeye çalışmış? Bir şey konuşuyor bu chatter'lar tarhana kokuyorlar da ben anlamadım ya. Ha tamam dolar 35 olmuş da ben anlamadım tweet okumuyorum ya kral. Bahçeli konuşuyorsa vardır bildiği ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunu gerçekten dedi bu arada. <laughs> Kesin başka bir şey var oğlum. MHP böyle olmaz yoksa. şeyi hatırlıyorum ya. Bir gün bu bununla alakalı bir mevzu konuşuyorduk. Dün gece de şey konuştuk ya. Bir buçuk saat bir şey konuştuk ama ne konuştuğunu kimse bilmiyor. Niye konuştuk bilmiyoruz. Sadece konuştuk. Alper abi konuyu açtı öyle. Random Yayından alakalı. önce mi sonra mı? Yayın sonrasıydı, yayın dışıydı. Ya hayır bayağı ha. önce oldu bu mevzu. Ya iki yıl önce geçen yıl... Evet, Discord evet. Olayı, Tüm agalar ilk defa toplandık ve ilk defa denk düştü ya. Tüm tayfa ama arkadaşlar. Firesiz. Alper abi geldi bir buçuk saat trolledi ve gitti. Hiçbir şey konuşmadık dağıldık. Bence ciddiydi sorunu zaten trollesi neyse. Evet bence de trollemedi. <laughs> bence ciddiydi yani. Ciddiydi. Bencesi değil bence direkt ciddiydi. Bence demeye gerek yok. Adam ciddiydi. Sonra baktık olmuyor da aldık olaysız. Çok büyük adam. Kardeşim saygı duymak lazım. Korkunç bir manipülasyon yeteneği tabi. Kılıçlar o kazanacak olma bakmayın ya. İddiası var mı? bin dolar. <laughs> Abi işte anketler kötü geliyor. Kazanamayabilir. Ne diyorsun bu işe? Oğlum, bana mı soruyorsun? <laughs> <laughs> Alper abiye soruyorum. Ya siz bakmayın o anketlere. Aman okuyun. Bir şey vardır orada kesinlikle ya. Bak bahçe ne dedi? Bahçe ne de duydun mu? Türkiye değişecek dedi. Bu ne demek aman akıyım Kılıçdaroğlu kazanıyor demek. Tayyip oradan mesaj verdi. Siz anlamıyorsunuz. Siz çocuksunuz aman akıyım. Siz bundan anlamıyorsunuz. Ben 97 kongresinde yumruk yumruğa devlet beyi sondum aman akıyım. Nasıl bir adam olduğunu biliyorum anladın mı? Dur ha, ya. yarram bastın yanlışlıkla. Ya, bir dur aman akıyım çekeyim şunu. Bekleyin. <laughs> ne diyorsun 97 kongresi abi yumruk yumruğa ben Ümit Özdağ kim falan vardı orada devlet bahçeli siz bilmezsiniz amına koyayım. Turul Türkeş başkan olacağım diye tuturdu amına koyayım. <laughs> Filak edeceğim amına koyayım yeter. Apakatı koydun koydum buna var ya öyle böyle değil ama. Metot oyuncusu musun be adam? Yoksa sadece çok maruz kaldım için. <laughs> oh. Sen susurlukta Mercedes'in arkasında ne vardı biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ne vardı abi? Ben... <laughs> Susurluk ne zaman oldu? Bir saniye tamam ya. Bir dur amına koyayım ya. Bir dur koyayım daha. ya. <gülüyor> <gülüyor> bir dur amına koyayım ya. Susurluk ne zaman oldu abi? 96'da. MHP kongresi ne zaman oldu abi? 97'de. Arada bir sene yok amına koyayım. Anladın mı? Ben o zaman Amerika'daydım zaten. <laughs> e, e abi. <laughs> Okyanus altından kablo bağlantısı olmadığı için benim yarrağımı kullandılar birkaç sene. <laughs> <laughs> ne diyorsun oğlum? 2 2 3 yıl boyunca Türkiye iyi ye sahibi internete girdi amına koyayım. Robert de yarra. Şu an millet şeyden şüphelenmeye başlayacak. Erlik Alper çağlar mı? Aynı anda konuşmuyorlar mı? Ne sonra? alakası var amına koyayım? Hiç benzemiyor böyle bizim. Ya. Ya. Siz <laughs> abi siz var. Abi çok salaksınız lan siz var ya. <laughs> Ama ya bu Almancı, bu dönerci ben benim gibi böyle prime bir adamla bir mi tutuyorsunuz? beni judge'lamayın yani. <laughs> belanızı ha. Judge'la. Aman koyayım seni Devam konuşacaksan abi agree to disagree yani ben katılmıyorum sana ama yani bunu ya bu Almanca adlikle beni neyi karşılaştırıyorsunuz ya? Bu döner yerken döner keserken amına koyayım ben Amerika'da amcuk dağıtıyordum amına koyayım. <laughs> Söz kesme taktiği lazım. Sözsüz kesme taktiği de lazım abi. Bir saniye amına koyayım. Konuşurken <laughs> araya sürekli atlaması da gerekiyor. Yo bir, daha da komik bir şey var. Bambaşka bir şey konuşurken. Aa. Ne bir Marmaray niye 20 dakika oldu ya? <laughs> ne alakası var <laughs> ya? <Oradan gittiğim> <laughs> ya bir de şey şey çok ya herhalde Konuşuyor, bir şey söylüyorsun, hiç söylememişsin gibi devam ediyor ya konuşma. Evet o chat ben de aynısını sıçraman. düşünüyorum. Robert De Niro bayağı sıçtı abi. <gülüyor> <Aman> <gülüyor> ya. Ee, hoş geldin 5. Ne demek abi Trump kazanıyor seçimi aman akıyım alakası yok. Kamala vereceğim ben. Ne dedi Haptın. mi bunu gerçekten? Bence Trump'a verir. Olmasına sorun yok ya kral fotoğrafımız var. Ya Kural, Teoman çok iyi şey adammış. Tamamazsınız. Abi o konuda Bahadır yok. Ha. Ya Disney Plus'a da... niye seviyorsunuz amına koyayım? Ne alakası var şimdi? ya, <laughs> 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 ya Jaws biz gülmeyelim. Bir şey diyemiyor bu tarafa bizi Sonra ya. Yok kanka bir haftadır çok üzerime geldi benim zamanım ya. Ya oğlum bak ben onlara koyayım, beni çıldırtmayın yemin ediyorum. Sikimle Indiana Jones gibi kırbaçlarım size ha. <laughs> Gülüyorum ama ona koyayım. Zaten George Lucas'ın Türk versiyonuyum ben. <gülüyor> <gülüyor> Abi peki Sezen Aksu hakkında ne düşünüyorsun? İyi mi ya, ya ben izin ben. <laughs> Ben dinletmiyorum ya. Lan bilmeyenler amına koyayım. Biliyorsa da Ahmet Kaya da dinleyebilir yapacak bir şey yok. Ülkücüler ne kadar Ahmet Kaya dinliyor biliyor musun sen? Kaç tane ben bak anlatayım bizden Paşa ile konuştum mesela geçenlerde daha o 20 dakika olmadı. <gülüyor> telefon telefon. <gülüyor> telefon nasıl açtı biliyor musun? Başım belada diye açtı telefonu. Amına koyayım adamın telefonu böyle çalıyor. Twitter'daki ergenler kalkmışlar Ahmet Kaya söylüyor. Amına koyayım bir şey bildiğiniz yoksun. Bütün ülkücüler dinliyor. Ülkücüler dinliyorsa da bütün Türkiye dinliyor demektir amına koyayım. Ülkücüler Ülkücüler Türkiye'nin temsilcisidir. Bilmiyoruz yani. MHP açıklama ben... yapmadığı sürece. Ben sevmiyorum ama ben dinlemiyorum. MHP açıklama yapmadığı sürece sen, sen kimsin amına koyayım ya. Senin fikrin ne önemi var amına koyayım ya. Tarhana kokunla gelmişsin buraya Sıkacağım sikeceğim ya. Ya o Anadolu çomarları kafa yedirecekler bana ya. O Ahmet Kaya bak büyük Türk milliyetçisidir amına koyayım. Bir boktan çaktınız yok yani sizin var ya. <laughs> Aa şey var lan. Ben Robert'ı hatırlıyorum. Bizim bir altımızda okuyor, <laughs> 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 yani altımız okuyordu Ahmet Kaya. Bizim bir altımızda okuyordu Ahmet Kaya. Bir kere yakaladım elinde. Atsızın şiirleriyle dolaşıyor. Dedim oğlum ne yapıyorsun sen? Kürtsün ya. <laughs> of. Kürt oldu da bilmiyordu adam. <laughs> adam Kürt oldu. Ya. Ben söyledim ama koyayım ya. Kültürel Türk milliyetçiliği böyle bir şey işte. Ben o konuşmayı hatırlıyorum. <laughs> ben de. <laughs> Ben şeyi hatırlıyorum bir ara Alper abi 15 dakika falan ciddi bir şekilde benim ileride cumhurbaşkanı olmam gerektiğini anlattı. Ama bir dövmeleri silmen lazım. Evet, Kal evet, ben, evet. Seni şimdi, ben seni şimdi ben seni şimdi ben seni şimdi MHP Genel Merkezi'ne götürürüm. Sonralar dövmeler falan anlatamayız orada. Anlıyor musun? <laughs> İnşallah gelip ağzımıza sıçma. Hala kapalı kulaklığı. Ya bir 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 mesaj verdi beni koparan seçimde. <laughs> bir mesaj attı seçim yayınında. M&P kaç aldı? Gerçekten orada ben bittim mi? anladın mı? Ciddi evet orada bitti ama. yani. Orada benim için bitti ya. Yani. MHP kaç aldı kral? <laughs> Şimdi kesin mi bu? Kaç mı vekil almış falan? Neyin hesabını yapıyorsa artık böyle. Kosta Rika'daki burada da mı şey yapacaklar? Tümeyi <laughs> koyacak. Neyse Alper'in üzerine fazla gittik. İzliyorlar kral. Bir saniye. Ya kral. Bir saniye ya. Bir saniye. Alper bir sus amına koyayım ya. Şimdi bak. Et su. <laughs> Buraya gel. Of. Bitti mi Alper <laughs> abi serüvenim? <laughs> Sonuna geldik mi Alper abi serüvenim? Çete bakıyorum. Efendim abi diyecekler. Niye hepsi Direkt efendim abi diyorlar. Işte. Efendim abi? Oradaki mevzu Kıbrıslı değil. Oradaki mevzu Etsu'nun olmayacak bir durumda sürekli çağrılması yayına. Anladın mı? Başka bir şeyle uğraşırken böyle durup dururken çağrılması. Ya da uyuyorken. Uyandırın. Nerede o ya? <laughs> Şimdi sen bir çocuğusun bir kere. Anan an anan, anan anan götünden yapacak bir şey yok. Engelle hemen. Etra engelle. Şimdi yazmana gerek yok. Sen bir çocuğusun. Ya yazma. Ananı getir bana. Anan. Ananı. Ananı. Anan iyi mi? Anan ne durumda? Anlıyor musun? Anan, anan diyorum. Sen, ben ve anan. Yeah. Şimdi abi siyasi fraternite tabii kere bu. Tamam mı? Yani imam ol aşağı imam ol yukarı. Yani abi hani herif anladın mı? Ben nasıl anladın se senin? O da seni se yani herkes beni sonra sonuna it. Herkes bunu s**in sonuna ama ben suçlu oluyorum Twitter'da. Çünkü niye analarını abi? Ben analarını için büyük problem oluyor yani. Street Fighter aç. et şu. hadi. <laughs> <laughs> Giriyorum abi. <laughs> hadi giriyoruz abi. <adamım. gülüyor> abi arkadaşın anası ya oğlum ciddi ya otur ben asırım <laughs> ben <mine> ya o maymunsun sen s**eyim <laughs> öylesine sence <laughs> gerçekten s**eyim <laughs> Aç hadi Nasıl abi? Abi adamın anası getirdik abi Ya oğlum ya <laughs> hiç su şu... Hiç su niye böylesin oğlum Abi anasını istedin. Anasını getirdik abi. <laughs> Kapatıyorum ya. Valla yayını kapatacağım. <laughs> Senin daha Ekrem İmamoğlu taklidini atmış birisi tas seçim döneminden. Kanka o Prime'dı bu arada ya. Ekrem İmamoğlu taklidi evet. Bence de en başarılılardan biri <laughs> o şey o enerjiyle alakalı. Ne kadar çok enerjin varsa o kadar iyi. Geyik muhabbet şey yapıyorsun. Manayı karşısında. çok mu tüketiyor abi o taktik? Yok da hani şeyle alakalı yani keyfin yerindeyse yaparsın öyle yani durdururken durup yapamazsın. O zamanlar keyfim yerindeydi. Bir şey gülüyorduk bakayım ya o yayında bir şey gülüyorduk. İmamoğlu'nun şeye mi? Nagen Alçı falan almış yanına. Öyle Naten bir şey olmasın. Mi? öyle bir şey olsa gerek Galiba. işte. Öyle bir civar vardı olsa gerek işte. Hangi filmden bu? Ya. ya. Hangi filmden? Bahadır ya. biliyorsun kardeşim. Ya Hatımdan biliyorsun. 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 Recep <laughs> Edik 3 Aslansın <laughs> Tenatos. Biliyorsunuz. Şunu bir tut, şunu bir tutsan kardeş. <laughs> biliyorsun. Evet, biliyorsun. da ne anlamışlardan bakayım şey İmam oltak. Sonra dönüp hepsi İmamoğlu oltak ne sonra hepsi dönüp yapmaya başladılar sosyal medyadan. Bayağı tutmuştu da ya. Oğlum adamı taklit yapıyor diyor ağlıyorlardı lan niye taklit ediyorsun diye. Seçim dönemi şey yazmışlar. Bir de yerel Biraz genel fazla seçimde. fazla alınganlık. Diye. Yerel seçimde bak taklit ediyordu ne oldu adam yerel seçimde kazandı. Ben kazanmayacak mı dedim taklitini yaptığı o zaman adamın. Sığır tayfa yemin ediyorum inanılmaz bir sığırlık var böyle. Hakaret edilmiş falan hissediyorlar anladın mı? Yok abi teyze meyze değil. görken bayağı çoluk çocuk yani. Hani İslamiyet'te şey vardı ya fotoğraf yapılmaz peygamberin falan. Burada da şey taklit yapılamaz falan. O, o kafada var. <laughs> Kamera değiştir Bixi. Çok intihar ediyor. Çok intihar ediyor. Ha gidip geliyor mu? Dur halledeyim onu. Şimdi söylesene. Yok bir tanem. Dikkat ediyorum. Okumaya çalışıyorum. Niki bir tane mi bu arada? Geldim. Yoksa bir dakika şüpheli kontrol edeceğim. Ben onu Aa, şüphe. göremedim. Şüphelendim. Reis şüphelendi mi? Yoksa kime bir Yoksa, tanem dedi? soru, soru işareti. Gel, ya, oğlum bir dur amına koyayım ya. Dur, dur, bir saniye. Dur şu yarağımı tut bakayım bir. Ölümü göremiyorum. <laughs> Şimdi bak. <laughs> En iyisi bu arada ben Alper abi taklidini Ekrem Emoğlu'nun bile önüne koyabilirim. Eğlence seviyesi açısından kardeşim. Ya, çünkü malzeme evet, çok. Evet çok doğal. Oğlum bir kere Bixi'nin yayınında o keyifle alakalı şu an Alper gelsin diye sinir etmeye çalışıyorum Alper'i de. O biraz keyifle alakalı. Bixi'nin yayında bir kere sabahın körüydü galiba hatırlamıyorum yine ne yayınıydı da. Bir buçuk saat boyunca koyayım senaryo üstüne senaryo hatırlıyor musun onu? Hangisi Kadir Mısıroğlu öldükten sonra Kadir Mısıroğlu ölüyor, pentagram açılıyor mezarında. Çıkıyor Aa mezardan. evet 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 evet. İslam falan böyle inanılmaz bir yaşar Nuriye Bak Lord Skyler. Evet, evet yaşar nuruyor. Hepsi, Nuriye yaşar Nuriye 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 Hepsi Nuriye onun yüzünden. Onu... Onun kaydı hiçbir yerde yaşayanlar. yok o yayını kaydı hiçbir yerde yok. O yayın yaşandı bitti kardeşim. O, yayın o gün yaşandı orada bitti. muhtemelen tarihin en komik yayınlarından birini yaptık ve ondan sonra kendi kendini imha etti. Sadece o anı yaşayanlar biliyor ve vakıf. <laughs> Gel. Ne var refresh ne var. Japonya macerası. O... Doğru. Fetholoji golosu o da o da bir klasiktir. Garez demiş ki benim peder de eski MHP'li özel harekatçılardan sürekli devletim vardır bir bildiği Türkmen Bey'i devlet bahçeli 64 boyutlu satranç falan deyip duruyor koyun demiş. <laughs> Allah kolaylık versin kardeşim. Bir tane de bizde var. Ya <laughs> kral. Şimdi Meral kimin ya? Ne yapıyor yani? ah Aa evet şey de çok iyiydi. Kitap oku kelime daramcığın genişlesin. O Onda gülmekten o, harbiden o Freud, organlarımız Freud ağrımıştı. Evet Freud, yayını. Freud, Freud yayını. yayını. O şey bu Deniz Meniz Kılıçdaroğlu'ya bir şey yaptı ki. Kimse farkında değil azizliğin. Onun taşlarını geçtiğimiz yayında o. Benim iki yıkayayım. <laughs> bu ara halen de aynısını diyor ha. Kılıçdaroğlu aday olması gerekiyor falan diyor aynı anda. Geçen baktım. Ciddi misin? <laughs> evet evet. Artık güldürmüyor o kadar ama ya. 2028'de ya. aday Kılıçdaroğlu olmalı falan diye. Erkin Erdoğdu'nun Oscar yayıncılık çok iyiydi. Berberoski şey Space Chain'i diyorsun Cago'yla. Erkin Erdoğdu'yu sıkıştırdığımızda o komik yayın değildi ya. <laughs> en komik space hangisiydi? En komik space hangisiydi? <laughs> Abi Space'ler genelde salt komedi ağırlıklı değildi ya yayınlar gibi. Daha ciddi genelde oluyordu ya. ya. Asıl makara yayınlarda oluyor. Bilmiyorum gerçi siz önceden de yapıyordunuz ama. Yok Makara yapıyorduk da yani 2000 falan izlenirken sorun değil Space'ler. Ama işte ne zaman onun üstüne çıkıyorsun. Bizim bir ara ortalama 9-10 bin koyayım her gece. O zaman da şey evet olmuyor ya. artık böyle. Taşşak muhabbet <laughs> yapamıyorsun artık herkes seninle konuşmak istiyor. Herkes seninle Twitter öyle bir ortam ya. Twitter bayağı çomarların takıldığı bir ortam. Vereceğim. Evet evet beni ne zaman konuşturacak? Öyle adam trip atıyor. Sen kimsin koyayım ya? Ne demek söz hakkı ne zaman vereceksin bana? Beyefendi yarım saattir aşağıda söz hakkı Vallahi bekliyoruz. adam öyle yazıyor. Bak yarım saattir bekliyorum. Ben ne zaman konuşacağım? Bu, sen kimsin <laughs> Kimsin oğlum yani yayın açmışım burada. Sana ne oluyor Koyayım ya? Hakikaten böyle bir kitle vardı ya. Yani. Ben ne zaman konuşacağım? Abi. <laughs> Şeye ne oldu? Seni SC verlikten kaynaklı gerçekten HDP'li sana doğru yola çekmeye çalışan bir şey <laughs> onu, onu ben de çok merak ediyorum. Acaba en son ne oldu odayı ya? En son dedim anlattım dedim böyle böyle. Ha söyledim. Ben üstad dedim Umut böyle böyle yani. Bir buçuk iki senedir falan sürüyor mevzumuz da seninle. Ben erkeğim falan yok. <gülüyor> 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 bir, buçuk, bir buçuk iki senedir sürüyor mevzu da. Yani ben HDP'li değilim sen beni biraz şey yaptın yanlış anladın falan gibisin. adam cevap yazmadı sonra. Abi hayalleri yıkıldı belki de hani çünkü o şeyin inancıyla yaşıyordu. Ben bunu doğru yola çevireceğim inancıyla. İyi <laughs> de var falan böyle. Hayır sen HDP'lisin. Hayır sen yanlış bir şey yapmadın. Var diyor Facebook şeyi. <laughs> Özür dilemesi gereken bir şey yapmadım. Tircum demiş ki abi yürüyüş yaparken sizi dinliyordum. O e bir köpek avladı az kalsın koparıyordu. Toplatılsın bunlar demiş. Tamam kardeşim hemen iletiyorum. Toplatılıyor şu an. Bu belediye ne diyeceğim? Brom bana değil. Belediye diyeceksin ki burada saldırgan bir köpek var bana saldırdı. Öyle bir şey yaptıysa tabii. Onlar gelecek bakacak. Erdem Biksim selam bugün doğum günüm 20 yaşıma girdim demiş. Erdemciğim doğum günün kutlu olsun. Yine yaşlanıyorsun. Doğum gününde bu gerçeklikle yüzleşerek kutla doğum gününü kutlayacaksın. İhtiyarladın. <laughs> Ve zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyeceksin bile zamanla. Ay. <laughs> Biksim konuştu. Zamanla zamanın nasıl geçtiğini bile anlamayacaksın Tabii lafa ki. bak amına Aynen ha. öyle. Biz bu konu üzerine dün bir, bir saatlik bir konuşma yaptık kardeşim. Bu sonuca vardık. Evet. Kifike ke olabilir abi bilmiyorum. 26'sına günler kala biksi ben artık vazgeçtim. Ben saymayı saymayı bırakıyorum lan. Keşke böyle beynimizden belli düşünceleri unutturabilsek de hmm. doğum günümü unuttursam karşı. Keşke amına koyayım ya. Kurtlar Vadisi'ni unutsam da tekrar izlesem. Hmm, o R -R da bir seçenek. RDR2'yi unutup bir daha başlasam keşke. 31'i unutup Roma'da ilk yapıyorlarmış ya. İyi biçim kusup sonra tekrar yemiyor. O, o, o mantıkla. Ben varım bu arada. Bir konuda kullanırım kardeşim. Abi biz Kerem'in kaptanlığını aldık Fenerbahçe maçında? Ya Majesti bilmiyorum. Zaten bugün 2 saat bunu konuştuk. Kerem'in kaptanlığını kim aldıysa onun ben... Buna dava açılır değil mi? Açılabilir. Karşıyım. Kerem kaptan olmalı. Sana katılıyorum. Naruto'yu unutup izlerim lan harbiden. Benim de baştan izlemek isteyeceğim Naruto olurdu. Godfather serisini de izlemek isterdim. İkisi yeter. Çok bile adam olana. izlediğim pornoları unutup tekrar izlerim diyen varsa oğlum zaten sınırsız seçeneğim var koy eskileri unutmana ne gerek var? Her gün yenileri çekilmiyor mu bunun? Bu ne? Ne ben... yenisi? <laughs> ne konuşuyorsun Mixi kardeşim söyle bakalım. İş yok bir mesaj geldi ona bakıyorum ya kan. Bak bakalım. Yeniler bok gibi. Siz şey mi 60'lardan falan mı izliyorsunuz? Hmm. Fetöüncü golosu 20 lira yollamış. Düşürsen Erlik sakallarımı uzatmıyorum diyor ama aslında uzatıyormuş ve aslında Almanya'da Şeriat yürüyüşü düzenleyen Almanya Afganistan Partisi'nin demiş devamı gelmemiş. Niye böyle bir şey düşünüyorsun ki? Hmm. Cevap ver FETÖ'nün golosu chat'ten yaz. Erliği niye böyle hayal ettin kardeşim? Her alakalı birçok hayal duydum. Böylesini ilk defa duydum. Yine mi gitti kamera? Hay bu kamerayı yapanı ya. Gerçekten. Fabrikasına <laughs> sürttüreceğim şimdi. Oğlum feci bir uyku vurdu ha. Bu akşam yüzme iptal. Sen hala uyumadın mı? Yok hayır. Ben bir de koşu yaptım. Koşudan geldim yayına girdim. Retro... Sen bugün iptal mi gitmeyecek mi Sporada mı yok kardeşim? Biraz bas spora ya. Gittim, spora ha, gittim, da, Daha, ne kadar bas. Daha ne kadar basacağım amına koyayım. Sporunu daha aksatma ne kadar. kardeşim. Yaşlı adamlar. Daha ne kadar. Artık. Vücudumuzun iyi <laughs> çalışması lazım. daha ne kadar basacağım. Yok be aksatmadım merak etme de yüzmeye gitmeyeceğim. Koşu tabi oğlum. Erlik sportif bir adam arkadaşlar. Bizim gibi değil. Biz köylüyüz anlamayız. Estağfurullah. Spor mu spor. Estağfurullah. Biz top demek. tepmeyebiliriz. biliriz. Ben son 6 senedir göt büyütüyorum. ...iftira arkadaşlar... ...ben ortalama bir Türk vatandaşıyım... ...kebabımı yerim... ...ondan sonra dönerimi gömerim... ...spor falan bize göre değil... ...bizim tek yaptığımız spor... ...ara sıra bir futbol oynarız... Hmm. ...yiyin kardeşim yiyin... ...emin misin... ...Peki kardeşim... <gülüyor> ...ne? <gülüyor> ...bu konudan emin misin... ...eminsen bir şey demeyeceğim... <laughs> ...niye ne diyeceksin... ...emin diyorsan... ...ben bir şey demiyorum... ...ben bir şey demiyorum kardeşim... <laughs> ...sadece soruyorum... ...emin misin... Bak bir daha sormayacağım. <laughs> Ortalama Türk vatandaşı kebap yemez erlik kolu geldi. Ortalaması nadir yer ya. Yer ama lan, nasıl yemez aman koyayım? Ortalama Aynen yer. Aynen öyle yaren. Aynen öyle. Bu kalori hesaplama falan hepsi dış güçlerin işi. Aynen öyle. Bir tane sodayla çözebiliriz bütün. Yani bütün biliyorum. soda. <laughs> Dengelenmek suretiyle. ...halledilebilecek bir problemdir. Chat, bu Alper Render'in... ...videosunu izleyelim mi yoksa... Evet. ...izlediniz mi birçok yerde? Pakistan defa defa... ...izlediyseniz evet... ...tekrar izlemeye gerek yok. İzlemeyelim mi? Alıyorum o zaman mı? Ya ben bu Afganistan-Pakistan... içerikleri beni sarmıyor. Bir tek kimden izlerim biliyor musun artık? Kimden? Jago gidecek. Jago gidecek Afganistan'ı artık yani özel bir şey katacak anladın mı bir hani izlem izlenilebilirlik katacak bir artısı olacak. Yoksa tekrar Afganistan'ı falan göresim yok yani. Jago Hindistan ya. Bu Afrika'ya mı gitmiş? Nereye gitmiş? Amazon'a gitmiş bu. Amazon'daki kabileyi bulmuş. Bir de sanırım normalin üzerinde merak uyandırıyor millette. Herkes başladı o Pakistan, <laughs> e, Endonezya, Cartchurt bilmem ne içeriklerine. Hindistan'a giden sokak lezzeti. O bizim millet sever Hindistan'ı falan. Ne oldu buradan birkaç sene önce biz yemek yayın yaptığımızda ben Hindistan'a sallarken anıra anıra burada Hindistan mutfağı diyen tayfa ne oldu? Hiç Bütün internet Hindistan'ın içinden geçiyor amına koyayım. Olması gereken oluyor bence. Ama millet kendini iyi hissetmek için mi izliyor acaba? Yoksa Hindistan niye dikkat çeker ki? Şey mi acaba? Ulan hani biz belgesel gibi amına da bunlar koyayım. Bunlar bizden de kötü amına koyayım. Oh falan gibi Yok, bir belgesel şey gibi yoksa. bakıyorlar oğlum. Adamlar bok amına koyayım. Yani insan gözlerini <laughs> alamıyor trafik kazası gibi. İnekleri üzerlerinden falan geçiriyorlar. Biliyorsunuz değil mi? Yatıyorlar böyle altına. Bu ara e şey ya. çok düşmeye başladı ya. Sokağa işemeler, videolar sadece YouTube mutluluk değil haber videolarına falan da bayağı çıkıyor artık. Ya da benim karşıma Pimpis çok bir amına koyayım ya. Evet. Gidilir mi oraya? Adamlar, adamların mutfağı yok. Bahadır diye ba Bahadır diye mi? Baharat diye, baharat diye milleti şey yapmış. Kafalamışlar amına koyayım. Baharat aşağı baharat yukarı. olan boksa bok, bokun üzerinde baharat olsa ne? Bir de bunu böyle ca kebabıyla, İskender kebapla, döner kebapla falan yaraştırdılar ah, o yayında. Ah sokuklara bak. Kim lan o? Bazı utanmaz arlanmazlar. İsim vermeyeceğim. Bu bir rezillik. Bence vatandaşlığı alınsın. Chatten toplayalım hepsini. Zaten Jagom, Türk vatandaşlığı yok o şahsın. yapmaz ya. Jago yaptı mı lan? Hatırlamıyorum. Yapmaz o şahsın be. Türk vatandaşlığı yok zaten. Yazıklar olsun lan Jago. Bir Türk mutfağıyla kıyaslamış ha. Hindistan'da birbirine bok atma festivali var. Neden peki? Evet doğru. Sebep şey mi? Kutsal bir şey mi? Evet kutsal bok. Bokla Kutsal bokla birbirimizi Kutsal inek sıvayalım. İçinde yüzüyorlar falan böyle. Yükseliyorlar yüzeldiği zaman. O şekilde. Ben izleyeceğim. Hindistan Bok Festivali. Bok. Hindistan'ın Diwali Festivali'nin son günleri inek dışkısıyla bir Allah Allah. Dışkı Savaşı Festivali diyor ya. İdeal memleket. Yani bence Birleşmiş Milletler'in müdahale etmesi gerekiyor. Acil bir şekilde kardeşim. Bu rezilliğe dur demesi gerekiyor. Bir de ezdirmişler kendilerini bu ineklere mineklere. Ezdirmem mi? Sana kendi mi? Ya kral ha, Ülkücüler geldi. Ya kral dinler ülkücüler. Dinlersen bakma. Ülkücüler dinliyorsa okey oluyor anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> <Daha> <gülüyor> Ahmet Kaya'sız Adamın Ahmet Kayas olma. Gizli gizli. Savunma sistemi. Ülküzer dinliyor. E <laughs> ne oldu yani Ülküzer dinliyorsa? E i̇şte amına koyayım konu kapandı kilit yani. Kim dinleyecekti başka? Ben bir de yarram mı? Hindistan'da bütün Hinduların boku Ganges Nehri'ne akıyor. Nehirde yıkanan vaftiz gibi bir şey. <laughs> Abi şeymiş. Bir tane tanrılarının inek dışkısında doğduğunu düşünüyorlarmış. O yüzden böyle bir mevzu yapıyorlarmış. işte dışkıda yıkanma, birbirine atma çürt. Festival o yüzdenmiş. O da nasıl da bokun içinde tanrı mı doğar tövbe Benzer bir adet İstanbul'da bazı tarikatlar yapıyormuş Osman zamanında. Ee, Lex Story ile Burhan'ı yayında demişti demiş. Doğrudur abi ben bilmiyorum. Kaçırdım yayında izliyorum. Kağıthaneye geçecek miyiz? Aa doğru lan kağıthane olayı var. Geçeriz birazdan. Hallik video fena izlenir ha. Ee, Hangi video? Kağıthane. Abi, bu iki Kürt, çeteler. Kürt mafyaları. Türk mafyaları. Yo şimdi hiç kafam götürmez amına koyayım kral yapma ya. İzlemedim gerçekten. İkisi bir de Hindistan'da sokağa sıçma haritası var şeylere göre şu şehirde daha fazla sıçıyorlar vesaire de istatistik vardı. Bir, abi biliyorum onu bir ben ekrana vermiştim yayında konuşmuştuk. Bazı yerler siyahtı. iller eyaletler falan. Bazıları kırmızıydı. <laughs> Oğlum atmayın lan. Ama videonun linkini atmışlar. Bok gözüküyor ya. Çok görmek istemiyorum şu an. Bugün bok görmeyi hiç beklemiyordum discordumda kardeşim. Teşekkür ederim. Allah Adam bok göndermiş ya. Ee, burada okumadığımız var mı? Buna baktık buna baktık. Az önce Nobel tıp ödülü veren üniversitenin kanser araştırma. Bir saniye kardeşim. Kanser araştırma merkezinden staj kabulü aldım. Hadi maşallah hayırlı olsun. Hastanede dayak yiyen bir doktor olmamak için çabalıyorum kardeşim. Allah tebrik ederim İnşallah dileyince olur. Bugünlerde bizim izleyicilerden hep böyle akademik alanda iyi haberler geliyor ya. Testo izledim mi abi? İzlemedim. Testo'nun ekmek muhabbetine yorum yaptım. Nincini bile yedim. Onun için geç kaldın kardeşim. Biraz daha erken gelmen gerekiyordu. Şu an Adolf Hitler <laughs> yan çocuklar bana küfürler ederek durumu savunuyorlar. Efe yav şu an nereye etmiş. kaçtı? Efe Fenerbahçe mevzusu kapatıldığı gibi kaçtı. Ve hiç de ses etmeden kaçtı. Yok direkt bak, yazmamış da kanka çıkıyorum diye. Yazıklar olsun lan. Yoo. Kim kaldık? Sen, ben. O bayağı varmışız lan hala aslında. Ülkü kaçmış. Alper abi kaçmış. Onun yerine Türkü gelmiş. Lan bunda... Aleykümselam. selam kardeşim hoş geldin. Hoş güldüm. Nasılsın? İyi İnşallah. İyiyim kanka yeni uyandım. Oh günaydın. Çok kötü bir saat, çok kötü bir zaman. İnanılmaz mutsuzum bugün. Allah belanı versin. Nasıl bu saatte başardım, uyanmak ne demek lan? saat 10'da Oo, uyanmak şöyle, için kaçta yattın? Oğlum bana yoksun. sen ne, nerede uyuyorsun? İmralı'da mı? <laughs> Hayır abi. Şöyle bir durum oldu kanka. Ben sabah 8 gibi bayıldım. Niye? Üçte de hiç uyanasın gelmedi. Abi benim Kral, ya, genelde genelde abi o saatler bitiyor diye benim öyle bu uyku düzeni oturdu. O hmm. benden bağımsız oldu yani. Üçte de hiç uyanasın hmm. gelmedi. Bir koydum kafayı bu saatte kadar uyumuşum. Ceset gibi uyumuşum. Bir dakika bakayım. hangi üç? Öğlen üç. Ha, öğlen 3'e kadar niye uyumamayı tercih ettim peki kardeşim? Yok uyu uyudum kanka uyandım. Hiç de ha, bir daha gelmedi. Uyuyorum. Geri uyudum. Evet. ikinci postayı uyudum. Beyin ölümün gerçekleşmiş kanka senin bence. Olmasın <laughs> Bu kanka. O. <laughs> Vallahi yolak pataklar. Bir iki ay daha sabret ya. direkt kış uykusuna yatamın koyayım. Abi kilom da yetiyor onu aslında yapabilirim. Hmm. Işte. Kaç saat total kardeşim? Bir hesaplar mısın? Kanka 8'de uyuduk desek. Ka saat kaç? 10 mu? 9 mu? Dokuz buçuk. Dokuzda uyandım desek kanka çok ya. 12 saat falan ortalama. Kanka bence üç günlük uyumuşsun. Harizan kardeşim. Kafi adam olana çok bile. Bugün İşin mesela... garip tarafı ne biliyor musun? Yarın ben kanka genelde sabah uyandığım zaman zorla uyandırıyorum kendimi. Hani yataktan kaldık kalkıyorum direkt. Kalırsam uyumaya devam ederim çünkü. Ve hiç kocunmam bundan. Direkt kalkıyordum. Bugün kalkmadım. Yarın da uyusam uyurum yani 12 saat. Kardeşim valla geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve şeyin içinden nasıl çıkacağını merak ediyorum. Bu uyku düzeninin içinden. Şimdi şey Fakir. diyeceksin sen. Neyse yarın uyumayım da hiç en azından uykumu düzene sokayım diyeceksin. Yarın öğlene kadar uyumayacaksın. Saat 2-3'te uykun gelecek. Bir uyuyacaksın. Gece bir uyanacaksın. Saat 12. <laughs> Aslanım Adamlar. beceremiyorsan bir gün ayakta Öyle duracaksın olacak. düzelteceksin uyku seviyeni. Bak abi. biz bu gençlerle bugün <laughs> saat kaçta konuştuk? 2 3 4 5 sabah kaçtaysa? 8'di saat. <laughs> Şimdi Dokun tekrardan yine hocam. konuşuyoruz. Yani ben o arada uyumadım mesela. Bu akşam uyuyacağım. Mükemmel abi vallahi. Ben onu ben o irademi <gülüyor> kaybettim <gülüyor> ya. Mükemmel ya. abi <laughs> derken abi. böyle omuzlarını şey yapmış böyle geriliyor anladın mı yani yeni uyanmış diye. <laughs> Aynen Vallahi <gülüyor> vallahi. <gülüyor> iyi. Iyi. <gülüyor> Oğlum, Bahadır, kamera mı <laughs> koydun abi? abi ya. Abi kalktım Bahadır. Ben e, saat 1'de kalktım sanırım. Ben de bir buçukta kalktım. 11'de kalktım yetmedi bana bir yarım saat ayakta durdum. Başım dönüyor. Baktım dedim bugün çok kötü olur. Ben bir, bir evet. tur daha uyuyayım. Bugün o... bir Hatta şu an o şey yorgunluğu var bende. Uykusuzluk yorgunluğu geldi son bir yarım saattir falan var. Hı -hı. Ee, bu ben vallahi... esnediğim için ama psikolojik olarak. Yok bir, bir ışıktan da yoruldum ya. Topuz izi attım herhalde. Hımm öyle mi falan yapıyorum yayın Hı -hı. devam ediyor işte. Şey, Yara ne <laughs> kadar büyük ya şunu bir anlatayım bir saniye. <laughs> Yarım saat anlatsın ama koyayım. sal, bir iki saat konuşsun. Ya oğlum ben bir de bugün full şey yaptım ha böyle. Aman uykusun falan moduna hiç girmedim full. Full şimdi duş alacağım, yemeğimi yapacağım mesela. E, o şekilde geceyi bitireceğim. Ne yemek yapacaksın? Sen niye bu kadar meraklısın kardeşim? Merak ettim. E, hamarat oh, ellerinde. Allah ne Allah al al he? Türk Türk, Türk, us Türk usulü. hı, -hı. Bir e, akşam yemeği inşallah. Nedir? Merak ediyorum. Nedir Özel abi, yani paylaşır çeşit musun? çeşit <laughs> çeşit çeşit şey yemekleri var. Türk yemekleri var. Hepsini yani de çok severim. Sen bugün hmm. hangisini yapıp yiyeceksin? Ben onu merak ediyorum. Kardeşimin midesine bugün ne girecek? Ben onun ha, merakındayım. Henüz <laughs> 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 karar veremedim ama <laughs> kesinlikle bir Türk yemeği. E, e, tercihen et Tercihen bol yağlı bir şey. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Ee, Benim yerime de be, ye. Beyaz somun ekmek. Evet. Maşallah. Bu. Etin e, ne kadar mevcut. çeşit var. Seninle gurur ya. duyuyoruz. <laughs> Sen daha de az değilsin amına koyayım. Karşım etin yanına adam güzel bir sumak soğan. Salata. Aynen, aynen. on numara 5. Ulan canım da çekti ha. Şu an bir ekmek arası kız. Öyle et olsa da iyiysek tavada malada. Dümdüz et mi? hiçbir şey yok yarın da kanka. Ekmek ve et. Kanka Oğlum, üstüne ekmek bir de salata. salata. Soğanı da ya. Ona da çok okeyim. sumaklı soğanlı. Ekmek tabii ki. sumaklısı uff. kavurmalı yumurta falan. Aynen boyuk. Aynen o şekilde, söyleyeyim. o usulde bir Türk yemeği yiyeceğiz inşallah. Hı, Hı ne güzel. Şu belgeseli izleyelim, çayımı koydum bekliyorum. Birazdan izleriz kardeş. acele mi var? Yere mi yetişeceksiniz? Daha kaç saat buradayız ya? Daha buradayız ya. Yayın ben daha yeni başlıyor. Çizim. Ben birazdan burada öleceğim ama koyayım. Daha yeni başlıyoruz be kardeşim. Lan bana bana başlıyoruz soruyorsun daha sen daha ne yedin? Ben sabah tost yedim. Başka da hiçbir bok yemedim kanka. E, Bağdır kardeşim. Sağlık. Yemek ben sabah de sana mi? dediğimi yedim. <laughs> sana dediğimi yedim. Ondan sonra da bir şey yedim. Şimdi bir de gece yiyeceğim. Afiyet olsun. Canım için. Yani umarım kendi sağlığına dikkat et. iyi beslen. Tabii tabii. Pide arkadaşlar pide. İşte ne bileyim. Ee, kıymalı yumurta falan. Menemen bu tarz şeyler. Sabah <laughs> gömdük menemeni. Bana ne önerirsin? Ben ne yemeliyim sence? Adam o kadar önemli ki yedi yemeği bile söyleyeyim. Yok ya nasıl? ondan dolayı değil. <laughs> başka bir şeyden dolayı soruyor. Yok ya. O ondan dolayı sormuyor. Bir tık inside joke. Kardeşimle gülüştük. Hayatımıza devam ediyoruz. Size ne lan? Her şeyi merak <laughs> etmeyin. Ya bak bana bak. bak ya. Rah! Rah! Bir dur içinden çıkıyor ben anladın mı? Ee, n diye diyebiliyoruz mu burada? Hayır. Hmm. n moment var ya şeyde. Hmm. Bundox'da izleyen var mı? Yok onu bilmiyorum. Bu. Onun gibi çıkıyor içinden hmm. böyle Alper, Alper moment. Jaws ne yaparsa yenir tecrübeyle sabit. Nereden sabit Afiyet tecrübeyle? Olcanın i̇smi ne yazanın? Olcay. Olcay kanka. Aleşke'nin ekibi. Ha eyvallah. Abi. Olcay et yemiyordu kanka. Travması Aa! varmış çocuk ya. Olcay'a bir et Aa! yaptım. Üç parça gömdü kanka. Demek ki çok iyi yapmışsın ama et yememek yakışmadı olacak. Nasıl bir travması var lan? Kıyma çocukken, adam çocukken, zamanı? çocukken çiğ yağ yedirmişler sanırım. Ay, haklıymış haklı. lan adam. Haklı. İyi ki bizi böyle bir şey yapmamış adamın onu Şimdi kusarım şuraya. <laughs> Avfım um, canımın içi öpüyorum seni. Çok dikkat et kendine Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere. Ciao ciao. Et yemeyen insan biraz nonniktir. Oğlum birazdan yemeğimi söyleyeceğim, et diyeceğim de akşam oldu bu saatte güzel et yapan yer muhtemelen kalmamıştır döşeme altı. Vardır, vardır bir Erzurumlu Burada Vardır, vardır ya. bir fırıldak. Bu tarafta yok. Vardır bir düzenek. Ya. Keşke, ah keşke. Ah İstanbul'um olsaydı. Dünkü yayın kaydı neden yok? Ee, Alper abi öyle uygun görmüş hı hı. ve kaldırmış. Bence iyi de bir hareket. Başak Oğlum çok da. küfür ediyoruz. Çok küfür ediyoruz. Valide'den devasa tripler yemek istemiyorum. Mantıklı abi. Erlik, sen, ben, Cavs, Ahmet. Biz Hı. şeyiz. Anladın Ahmet. mı? Fis fisyon bombasıyız yani. Küfür fisyon bombası. Ahmet sonuç. Yayında direkt etmeyelim. Ya yayınları da izlerse abi. İşim öyle bir tarafı da var. İşte küfür Arası etmediğim şeyleri ve inanılmaz. sinema <laughs> seminerlerini tutuyorum ama çok küfür ettiğimiz yayınlarda yani kesik yükletmiyorsun değil mi? Bahadır ağzını bozmuyor. Kalan herkes Tabii her canım, şeyi Bahadır hep yani. ayrı tuttu zaten. Adam konuşmuyor ki amına koyayım yayında. Bahadır Zorlu üstün insan oluyorsun. oğlum. Übermensch. Şu, şunun tenini görüyor musun? Kral ben küfür etmiyor oğlum adam. Yalan mı söyleyeyim? Beyazlığından geliyor. Beyazlığın şanındandır amına koyayım. Senin gibi esmer mi? Teşekkür ederim Alper abi. Çok onları oldum. ne bir demek şey oğlum? Bu iş oldu zaman beni ara. Ya da ben senin oğlum numaran var mı bende oğlum? Kardeşim <laughs> <laughs> ben izninizle ya. bu kağıthane videosuna bir geçmek istiyorum artık. Ya, ya. o sikeceğim da. kağıthane videosu ya ben gidiyorum amına koyayım. Yarram <laughs> girsin <laughs> Sen Stefan. gideceksen hemen kapatırım kardeşim. Yok yok ben hakikaten gideceğim sevgili Bix'im. Çünkü Eyvallah. biliyorsun Çok ki. Yemek yapacaksın. Yemeğimi hazırlayacağım, yapanım yok çünkü bildiğin üzere. Vay. Yemeğimi hazırlayacağım, ah, ah, be. yemeğimi ah, yiyeceğim ah, be. ve yemeğimi yedikten sonra da bu akşam yüzme yok. Sızacağım büyük bir ihtimalle. Sızmasam da sizin yayını alt tepten dinlerim. Yani her şeyi dinliyorum. Bana bakın, yorum hakkında sakın konuşmayın. <laughs> Eyvallah. Öpüyorum canım. Çok teşekkür ederim. Ağzına. Ben ben de seni öpüyorum canım. Görüşürüz kral. Beni kral. öpüyor ama Benim seni. Sen öpmüyor sen görüyor musun şey. Alper? Öpüyorum oğlum. Görüşürüz. Öpüyorum seni ya. Ya bakın herkesi seviyorum herkesi